Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi bu lens vloga müthiş geliyor. Rahat rahat dolaşıyorsunuz böyle. Bugün de çok ilginç yeni bir insan tanıtacağım ben size. Tabii buradan zaten tanıdığınız biri var. Selam, ben yenge Bu da yengenizin biyolojik annesi. Benim biyolojik kayınvalidem ama işin realitesinde benim anam Seçil'in kaynanası olur. malumunuz. Tamam. Şimdi anneciğim, bu lensle çektiğim fotoğrafları gördün, nasıl, beğendin mi? Çok güzel, harika. Harika, çok güzel. Gördünüz mü? Kaynana Çok onaylı güzel. lens. Ben Erdin Çobaş, Fotoğraf Çekmek Kolay'a hoş geldiniz. Önce bir şunu çıkartalım. Sevgili dostlar, XF 8 mm R WR. Fuji'nin balık gözü olmayan ultra geniş açı lensi. Bu lens ile ilgili söylenecek çok şey var. Bazıları övgü, bazıları da ikaz içerecektir. Önce kısaca teknik detaylarına bir göz atalım. Bu lens 68 mm'ye 52,8 mm enve boy, 62 mm filtre çapı, 215 gram ağırlık, 3 ansferik, ikisi ED, 9 grupta 12 cam eleman, size 121 derecelik, yani aşağı yukarı şu kadarlık bir 121 derecelik bir açı sağlıyor. Ayrıca da 9 diyafram bıçağıyla F3,5 ile F22 arasında 17 adımlık bir diyafram aralığı sunuyor size. Ve bütün bunlarla beraber oldukça kompakt ve oldukça hafif bir lens haline gelmiş, gördüğünüz gibi. Valla 50 mm'den biraz daha kısa, biraz daha geniş. Şimdi her ne kadar Fuji bu lensi fiyatı itibariyle F1 4'lük primeler sınıfına koyuyorsa da, genel özellikleri itibariyle bence bu lens F2 Fujichrome listesine dahil edilmeli. APS-C'deki 8 mm'nin full frame'deki karşılığı 12 mm'dir. Bu bazı avantajlara beraber ciddi de zorluklar getiriyor. Ancak detaylara geçmeden önce bu lensi neden almamalısınız ya da kimler için uygun değil, onunla başlamak istiyorum. Öncelikle bu lens kullanıcı hatasını örtebilen bir tak gen lensi değil. Dolayısıyla bir başlangıç lensi hiç değil. Bu lensten böyle harika bokeh'li portreler falan çekmek istiyorsanız... Her ne kadar teknik verilerde yakın çekim mesafesi 18 santimetre gibi çok kısa bir mesafe belirtiyorsa da, bu lens makroya hiç uygun bir lens değil. Kenar distorsiyonu, yani kenar bozulmaları, kenar bombeleri sizin korktuğunuz bir şeyse bu lense hiç yaklaşmayın. Ama bu lens kötü bir lens mi? Asla değil. Sadece size uygun değil. Peki madem öyle, kime ve neye uygun? Bir de onlara bir göz atalım. Dar alan iç çekimlerinde ya da dış çekimlerinde çok yakın mesafeden bile 121 derece açısıyla gözün algılayabileceğinden 4 kat daha geniş bir açı sağlıyor size. Dolayısıyla da iç ya da dış mimari için harika bir lens. Manzara çekerken baş döndürücü bir derinlik hissi uyandırmak istiyorsanız bu lens size uygundur o zaman. Ayrıca uçuk perspektifler mi arıyorsunuz? Bu lens ile uçarsınız. Sokak fotoğrafçılığınızı da başka bir dünyaya mı taşımak istiyorsunuz? Bu lens sizi o dünyaya götürecektir. Şimdi gelelim zorluklarına. Bu lens açı hatasının en küçüğünü dahi asla ama asla affetmeyen bir yapıya sahip. Açı derken de her türlü açıdan bahsediyorum. Aşağı yukarı, bölemesine aşağı yukarı, hafif sağa sola, asla. Özellikle de mimari çekimlerde o hatayı suratınıza tokat gibi yapıştırır. Ama diğer taraftan bu açı hatalarını eğer lezzetli bir biçimde kullanmayı becerebilirseniz de diğer fotoğrafçılık türlerinde bunları kendi lehinize çevirebiliyorsunuz sevgili dostlar. O zaman da müthiş kareler çıkıyor ortaya. Manzara ya da başka fotoğrafçılık türlerinde size öyle bir derinlik hissi veriyor ki adeta sizi bir zaman tüneline sürüklüyor gibi. Ya da isterseniz de olağanüstü perspektif kareler yaratmanıza izin veriyor. Thank you.
Lensin her diyafram açısında orta keskinliğine edilecek en ufak bir söz yok. Kenarlarda tabii yumuşaklık var düşük F değerlerinde, F3.5'da. Bunu da F8'den itibaren toparlasa da bu tür ultra geniş açı lenslerde köşeden köşeye büyük keskinlik beklemek hata olur. Ha, beraberinde de küçük F değerlerinde yine, yani F3.5'da ciddi, yani kuvvetlice de bir vinyeti var. Ha, kimine göre çok ters olsa bile sonradan düzeltilmeyecek bir şey değil. Ama o vinyetle beraber ve kenar yumuşaklığıyla beraber, orta keskinliğiyle beraber bu derinlik hissini daha da artırıyor. Ve benim de açıkçası çok hoşuma gidiyor. Yani ne yalan söyleyeyim. Ayrıca da keskinlik deyince 8-16 XF8 16 mm'den bir tık daha üstte olduğunu söyleyebilirim size. Ya elbette bütün bunlar piksel piksel incelemede göreceğiniz şeyler sevgili dostlar. Sevgili dostlar, bu lensi kullanmayı öğrenmek biraz zaman alsa da o aşamayı geçtikten sonra size son derece zevk ve tatminkar neticeler veren bir lens olacaktır. Dostlar, gelelim vloga. Acaba bu lens bize sunulmaya çalışıldığı kadar mükemmel vlog lensi mi? Hem evet hem hayır. Evet, çünkü elinize aldığınızda bak, gördüğünüz gibi şu mesafeden çok rahat vlog yapabiliyorsunuz. Ama unutmayın ki bu tür lensler çok yakın çekimlere çok uygun lensler değil. Çünkü ne kadar yaklaşırsanız bu kenar distorsiyonları bir o kadar da artıyor. Dolayısıyla kendinizi ortada tuttuğunuz müddetçe, şöyle sağa falan kaydırmadığınız müddetçe sıkıntı yok. Ama bu lens ile ikinci, üçüncü kişileri de aynı kareye sığdırmaya çalışırsanız o kenar distorsiyonlar ne yazık ki komik ve istenmeyen neticeler veriyor. Dolayısıyla hem evet hem hayır derken bu sizi yormayacaktır. Tabii ki şöyle tutmaktan çok daha konforludur bu şekilde tutmak. Çok daha uzun süre kendinizi çekebilir ve vlog yapabilirsiniz. Ama bana sorar iseniz bu kenar distorsiyonlarında yok olduğu açı 14 mm'den başlar. Dolayısıyla benim için ideal vlog bence 14 mm. Ya Fuji'de bunu ya 14 mm prime'ı var ya da daha önceden kullandığım 15-45'lik lensi var. Evet sevgili dostlar, şimdi gelelim bir de otofokusuna. Fark etmişsinizdir, bunda LM yazısı olmadığı için bundan şunu anlıyoruz. Yani lineer motora sahip değil. Bu lenste, yani bu lenste dolayısıyla step motoru ile çalışıyor. Şimdi bunun iki sebebi var. Bir, belki ölçüyle ilgilidir, yani hafifliğiyle ilgilidir ki ondan çok emin değilim ama. İkincisi, bu kadar geniş açı lenslerdeki net alan derinliği o kadar sığdır ki, yani neredeyse 1 metreden sonra yapacağınız bütün çekimler için fokusunuzu manuel fokusa getirin, sonsuza getirin, F değerinizi de F8'e getirin ve çektiklerinizin %99.9'unu net çıkartırsınız. Net çıkartamazsanız da bir tek sebepten çıkartamazsınız, onu da söyleyeyim. O da kişisel enstantane hatanızdan kaynaklanır. Ona da biz hareket bulanıklığı deriz. Ama onun haricinde, yani benim söylediğim şekilde zaten %99 net kare yakalayacağınız için de bu lensin öyle çok da böyle hani lineer motora ihtiyacı yok.
beni aslında özellikle de video çekimlerindeki kararlılığı oldukça şaşırttı. Dolayısıyla bu konuda kenarda lineer motor olsun olmasın son derece kararlı ve keskin bir otofoküse sahip, gayet de hızlı. Ben son derece memnun kaldım sevgili dostlar. Ve aklınızdaki son soruya cevap vereyim. Bu lens evet 40 megapiksellik sensörün bütün her şeyini kullanıyor. Dolayısıyla sonuna kadar destekliyor. Valla sevgili dostlar sonuca gelmeyeceğim. Çünkü videonun başından beri bu lens kime uygun, kime değil, ne şekilde kullanırsınız, ne şekilde kullanamazsınız, sevabı, günahı nedir? Hiçbir detayı da atlamamaya çalışarak her şeyi anlattım size. Eğer ki bu içerik sizlere değer kattı diyorsanız umarım beğenme butonunu da ıskalamazsınız. Hala abone değilseniz lütfen abone olun ve gelin bu fotoğraf çekme kolay ailesini hep beraber büyütelim ve daha geniş kitlelere ulaştıralım sevgili dostlar. Şimdilik sevgiyle, huzur ile, sağlık ile kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç, fotoğraf çekmek kolay, bugünlük de bu kadar.